geldiğinizi göre doktorunuzun onayıyla, yani egzersiz yapabilir onayını aldığınızı düşünerek yaptıracağım egzersizleri. Ama herkesin bedeni birbirinden farklı, herkesin haftaları birbirinden farklı. Böyle olduğu için o zaman herkes kendi bedenine uygun. Ben şimdi göstereceğim size pozları yaparken, ama herkes kendi bedenine uygun olanını yapsın. Yani yapamıyorsa, kolunu kaldırırken zorlanıyorsa, belki buralarda duruyor onun kolu. Olur, mümkün. Ya da böyle iyice kaldırabiliyor. Tamam, o da mümkün. Yani illa en iyisini yapacağım, en mükemmelini yapacağım derken yorulmayın. Bir de kameralarınızı açarsanız sizi görürüm ve müdahale edebilirim. Onun haricinde biraz zor. Başlıyorum o zaman. Aldı mı herkes battaniye, mat? Aylin, hoş geldin. Ay, görünce mutlu oluyorum bir. Heh, koy bir yere onu. Ben seni yarım yarım bile görsem olur. Gelir gider değiştiririz. Oh, biri daha geldi. Biri daha geldi. Fazla mutlu oluyorum. Ne yapayım, kendi başıma yoga yapıyor olmaktansa sizlerle yapmak daha iyi. Hoş geldin Pırıl. Hoş geldin. Kasa son. Adını bilmiyorum. Kayıt oluyor sonradan. Biliniz mi? Tamam, bakayım. Ya çok mutlu oldum. Harika. Daha önce yoga yaptınız herhalde diye düşünüyorum. Kırıldan öyle bir etki görüyorum. Evet. Tamam. O, herkesin de matı var. Harikasın. Hadi başlıyoruz o zaman. Tamam. Sesim iyi değil mi? Geliyor şu an. Uzaklaştım. Hamillikte biraz dizler hassas olabiliyor. Matınızın üzerine battaniye serebilirsiniz, ama hep bunlar bir öneri, yapmak zorunluluğunuz yok. Eğer hemen herkes de oturdu. Diyelim ki oturamıyoruz yere. Oturamayanlar da olabilir. O zaman bir sandalyeyi de kullanabilirsiniz bazı hareketleri yaparken. İlla yere oturmak zorunda değilsiniz. Şimdi ya, eğer yere oturacaksınız, en güvenli oturuş, poponu dışarı doğru çıkar. Ellerini koy dizin üzerine. Yavaşça yürü iki elinle birlikte. Aynı anda dizlerini yere koy ve poponu geriye doğru. Oturamayanlar için. Herkes oturamıyor çünkü. Öyle şeyler olabiliyor. Matına gel. En rahat pozisyonu bulmak bazen hayatta da zor olabiliyor. En rahat anı bulmak. Kendi içindeki en rahat anı bulmak bile zor oluyor. Şöyle poponu iki yana doğru kaydır. Poponu tut, belki yerleşmek için bir alan aç. İşte popo kemiklerin yerine yerleşsin. Bunu yaparken omzun, omurgan dik olsun. Peki nasıl dik? Şimdi dik yaparken özel bir çabaya değil. Sanki bir kuklaymışsın gibi tepeden seni tutuyorlar. Diğer kolların, omuzların serbest, sadece dik olmasına dikkat et. Nefes al, ver. Hatta biraz dikkatimizi de toplamak için mindfulness'la başlayalım. Gözlerinle odayı, evi, etrafı tara. Nefes al, ver bunu yaparken. Belki pürüz görüyorsun, belki ışık farklı, belki daha önce hiç görmediğin bir yere dikkat ettin. Hepsi mümkün. Eğer gözün odanın içinde bir yerde dinlenmek isterse, izin ver, orada kal, orayı izle, seyret. Seslere odaklan. Uzaktan gelen seslere bak. Yakından gelen sesler var mı, ona bak. Ya da hiç ses yok. Sessizliği dinle.
Derin bir nefes al ver. Bir sonraki nefeste, aldığım nefeste fark et, bir koku var mı? Belki ağzındaki tat, bunu fark et. Tadı nasıl? Belki en son yediğim şeyin tadı duruyor mu? Bir yere odaklan ya da istersen gözlerini kapat. Bak bugün senin hava durumun nasıl? Sen nasıl hissediyorsun? Biraz heyecan mı var? Biraz endişe mi var? Huzur mu var? Bu duyguları kabul et. Bunlar doğanın bir parçası. İnsan olmanın bir parçası. Koy bir elini göğsüne, diğerini de bebeğine koy. Bir nefes al, ciğerlerin şişti. Yavaşça ver. Bir daha nefes al, bebeğin için al bu sefer. Gönder nefesi bebeğine. Dinle onu. Bebeğini dinle. Fark et bugün o nasıl? Sen nasılsın? Nefes al ver. Hem bebeğin için hem kendin için. Bir niyet koy. Hatta ellerini kalbinde birleştir. Kendin ve tüm evren için bir niyet koy kalbine. Hazır olduğunda gözlerini aç. Hoş geldiniz. Umarım tüm dilekleriniz gerçekleşir. Başlıyoruz ısınmalarla. Şimdi nefes alırken beni görüyorsunuz değil mi Rahat? Biraz öne geliyor. Sonra geri kalıyor birazcık. Heh, hem görün. Nefes alırken kaldır kafanı gökyüzüne doğru bak. Biraz boynu ısıtalım. Nefes verirken aşağıya doğru yavaşça indir. Çeneni dayağı. Göğsüne doğru. Al nefes. Yavaş kaldır yukarıya doğru. Verirken aşağıya doğru in. Bunu kendi nefes hızında yapabilirsin. Ve bir sonra son bir nefes al. Yukarıya kaldır. Bir son nefesin olsun. Nefesini verirken nötr pozisyona gel. Nefes al. Ortada. Tamam. Nefesini al. Nötr pozisyon. Nefes verirken sağa doğru kafanı yavaşça çevir. Hafif arkaya bakmak istercesine ama zorlamadan. Tekrar nefes alırken öne. Nefes verirken bu sefer diğer tarafa kendi hızında yapabilirsin. Nefes alırken ortada. Nefes ver sağa. Nefes sağa. Ortada. Nefes ver sola. Son iki yap. Nötr'e gel. Bekliyorum.
Aç ellerini ilk yana doğru, hafifçe arkaya doğru, tam böyle poponun yanından bir tık daha arkaya doğru. Arkaya doğru koy ellerini. Bu sefer nefes al, nefesi verirken öne doğru getir kafanı. Bir sonraki nefes alışında gönder yana doğru. Tam bir yuvarlak çiz. Hem arka boyun kasları, hem tüm boynun. Yaparken dikkatli ol, yapabildiğin kadar. Hayatta öyle değil mi? Yapabildiğimiz kadar her şeyi yapmak daha iyi değil mi? Annelikte, doğumda, bebek bakımında. Ve son nefesini alır dönerken gel nötre doğru. Arkaya doğru durmak zor geliyorsa isterseniz böyle yastığı da tam poponun kuyruk sokumunun arkasına koyarsan daha da dik durabilirsin. Senin için dik durmak zor oluyorsa, yorgunluk yapıyorsa arkaya koltuğa da ya da duvara da yaslanabilirsin. Yani en konforlu alanını bul. Şimdi nefes alırken elleri gönder gökyüzüne doğru. Yukarıya doğru gönder ama kulakların uzak dursun omuzda. Gönder, nefes al. Nefes verirken aşağıya doğru indir. Büyük bir bulutu sanki böyle bastırıyormuşum gibi ellerimde enerjiyi hissederek indir aşağıya doğru. Tekrar nefes al, yukarıya doğru gönder. Hatta bir sonraki nefes verişinde oh diyebilirsin. Herkes duysun yoga yaptığını. Bir daha nefes al, yukarıya doğru gönder. Bu sefer ellerini ör yukarıda. Birbirine kenetle ellerini. Yukarıda. Nefes al. Nefes verirken bu sefer indir yukarı kamburunu çıkar. Kürek kemiklerinin araları açılsın iyice. Tekrar bırak elini. Şimdi tekrar nefes al, yukarıya doğru gönder. Biraz hafif daha hızlı yapabiliriz. Biraz ısınmak için iyi olabilir. Kürek kemiklerini aç arasını. Aç, 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 aç. Bırak. Evet. Bir daha nefes al, yukarıya doğru uzayabildiğin kadar bu sefer. En yukarıya doğru bebeğine de yer aç. Ör ellerini. İndir. Şimdi bir elini bu tarafa doğru, sol elini mesela mata doğru koyabilirsin. Sağ elinle bu sefer gökyüzünden yana doğru açıl. Popon kalkmak isteyecek. Fark et kalkmasın, yere iyice sabitle. Ama sağ elinden de iyice biri seni yukarıya doğru çekiyor. İyice sağ tarafının açılmayı fark et. Nefes al, ver. Eğer burada bunu yaparken iyi hissediyorsan aç kalbini de yukarıya doğru. Havuna doğru gönder kalbini. Kaç nefeste burada al. Uza iyice. İki nefes al. Bir. İki. Bir sonraki nefeste gönder elini. Bakın diğer yanına koy. Şimdi diğer tarafı da iyice esne. Uza uzayabildiğin kadar popon yerden kalkmasın dikkat et. Eğer öne doğru kapanıyorsan fark et onu da biraz açabiliyor musun kalbini aç. Arkaya doğru elini gönder. Bakışların tavana da olabilir. Daha iyi hissediyorsan. Nefes al, ver. Ve bir sonraki nefeste gel ortaya doğru tekrar. İyisiniz değil mi? Tamam. Tamam, iyisiniz diyorum. Tekrar ellerini yukarıya doğru gönder. Bu sefer bedenini çevir sol tarafa doğru. Aç arkaya birini, sol elini arkaya, sağ elini öne doğru indir. Evet, sağ elini öne doğru, sol elin arkada. Bakışlarını hafif arkaya doğru al. Dikilmeler yapalım. Birkaç nefes burada kalalım. Bir
bir sonraki nefeste kaldır yine ellerini gökyüzüne doğru. Uzla 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 döndür bedenini bana doğru. Ve nefes verirken bu sefer diğer tarafa doğru sağ elini arkaya, sol elini öne doğru gelsin. İstersen bacağından da destek alabilirsin kendini birazcık daha çevirmek için. Evet, bakışların arkaya. Nefes al, ver. Sağ tarafınla sol tarafın arasında farkı da fark et. Mümkün, herkes de öyle diyor. Bir daha nefes al. Bu sefer hızlı yapalım biraz pilates var olsun. Getir ellerini öne doğru. Döndür bedenini sola doğru. Bir sonraki nefese tekrar nefesini al. Gel hemen durma. Evet. Döndür bedenini sağa doğru. Al nefes yine kaldır ellerini. Döndür bedenini nefesini verirken sola doğru. Al bedeni kaldır yine nefes al. Döndür bedenini sağa doğru. Ve bir sonraki nefeste de gel al nefesini ortada çalışalım. Şimdi bir kazanız. Biz de kazanın içindeki ne denir? Kaşığız gibi düşünelim. Kazanı iyice karıştırmak istiyorum. Bir aşure gibi. Önce nefesini al, nefesini verirken öne doğru uzat. Geriye doğru gönder kamburunu, iyice çıkar kamburunu, çıksın. Tekrar öne doğru bedenini. Nefes al. Öndeyken nefesini al. Nefesini verirken arkada kamburun iyice çıksın. Kendi bedenine göre uza uzayabildiğin kadar omurgan dik ve uzun. Kamburun da iyice çıksın. Son iki. Çok mu yaptım ben? Ben çok yaptım. Son iki yaptıktan sonra nötr pozisyona gel. Ayaklarınız belki birazcık yorulmuştu. İsterseniz değiştirip mesela böyle yan da koyabilirsiniz şimdilik. Ya da dik de böyle seyza pozu da oturabilirsiniz. Ayaklarınız yorulduysa eğer. Şimdi ellerimizi biraz esneteceğiz. Özellikle karpal tünel sendromu varsa bu bileklerde onların rahatlaması için iyi olabilir. Ellerini uzat öne doğru. Hafif kürek kemiklerini açılsın arkadan. Açabildiğin kadar aç parmaklarını. Aç, 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 kapat. Aç, kapat. Aç, kapat. Aç, kapat. Aç. Biraz kollar da yorulsun. Aç. Şimdi bir elini, sağ elini dur gibi yap. Diğer eline destek al. Çek kendine doğru iyice. Açılsın parmaklar. Bileklerin rahatlasın. Biraz böyle durmak zor. Senin için nefes al. Gönder nefeslerini kolların arkasına, bileklerine. Ağzından da verebilirsin. Şimdi tam tersi indir bu sefer elini aşağıya doğru. Çek kendine doğru. Şimdi aynı hareketi diğer tarafa doğru yapalım. Diğer elimizi rahatlatalım. Çek elini. Kendine doğru. Aşağıya doğru indir bileklerini. Çek. Çek, 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 çek. İki elini aç. Hala elleri indirmek yok. Yoruldular biliyorum ama devam. Kapat parmaklarını. Baş parmaklarını kapat. Üzerine diğer parmaklarını ört. Çevir. Sağa doğru. Ters tarafa. Yavaşça koy ellerini. Biraz dinlensin. Sallayabilirsin. Şimdi tut ayağını dizlerinden. Aç öne doğru bir tanesini. Buraya. Bir tanesini diğer tarafa doğru. Bu sefer ayaklarımı çekiyorum kendime doğru. Ben biraz geriye gideyim. Tam görün beni. Ayaklarımı çekiyorum kendime doğru. Eğer böyle durmak zorsa senin için, böyle kamburun çıkıyorsa belki biraz daha açabilirsin.
Onu fark et, bedenini fark et. Çünkü hem dik duracağız, hem arkaları, hem arka bacaklarımız açılacak, hem bileklerimizden çekiyoruz. Uzat şimdi. Ayaklarda ödemler varsa, kramplar varsa çok iyi gelir. Uzat. Çek. Uzat. Döndür şimdi ayak bileklerini. Tersine doğru. Yoruldunuz mu? Aç ayaklarını bir tık daha. Aç bakalım ne kadar açabiliyorsun. Hafifçe öne gel ama omurgam dik ve uzun. Bebeğim de var zaten büyük. Ona yer açabilecek kadar. Sadece bir tık. Sadece bacaklarımın arkasındaki hissi hissettiğimde duruyorum. Biraz arka bacaklarım da açıyor. Derin bir nefes al. Ver burada. Eğer kendini iyi hissediyorsan belki bir tık daha öne gelebilirsin ama son haftalarda olunca biraz zor olabilir bu hareket. Bunu da fark et. Başını da öne bırakabilirsin. Nefes al, ver. Peki sonraki nefeste topla kendini arkaya doğru getir. Şimdi ayaklarını al, kendi önüne doğru getir. Yana doğru otur. Dört ayak için gel. Matına. Şey koyabilirsiniz mutlaka, battaniye dizleriniz acımasın diye. Şimdi dizler bu dönemde hassas oluyor. Şimdi kedi inek yapacağız. Önce dört ayağın üzerine gel. Gelebildiniz mi? Eller tam omuz hizasında. Aynı şekilde ayaklar da tam kalça hizasında olsun. Ne kamburum çeksin ne de böyle durayım. Fark et. Dümdüz durmayı fark et. Ellerini iyice aç matağa. Yerleşsin ellerin. Ayakların da aynı şekilde. Nefes al. Ve nefes verirken önce poponu aşağıya doğru pelvik tilt yapıyorsun. Kamburun çıkıyor. Tek tek omurga en son başını indiriyorsun. Nefes alırken önce popo tek tek minötür hale geliyorum. Daha önce yoga yapanlarınız varsa Ketkov'da iyice bu hareket vardı. Hamillikte yok. Kol kısmı. Daha düz duruyoruz. Tamam. Şimdi nefes al. Nefesini verirken önce poponu düşür. Kamburun iyice yukarıya çıksın. Hadi yap. Çıkar çıkar çıkar. Aa, harika gidiyorsun. Çıkar ve nefes alırken nötr pozisyona gel. Önce popodan başla bir sonraki sefer. Şimdi tekrar nefesini aldın. Nefesini verirken önce popoyu düşür. Yoruldunuz mu? Elif yoruldun mu? Tamam. Çok yormayayım sizi. Eğer bileklerini de yoruluyorsa, koy ellerini bileklerini de yorulduysa böyle yumruk da yapabilirsin. Nefes al. Poponu düşür nefes verirken. İyice nefesini ver. Kan burnu çıkar son olsun bu. Nefes al. Getir. Biraz dinlenelim madem o zaman. Aç ayaklarını mat genişliğinde dizlerini. Ayak parmak uçlarını birbirine değdir. Dizlerini aç mat genişliğinde. Ayak parmak uçlarını yerde matta. Birbirine değdir. Arkaya doğru gönder bedenini. Dinlenmek için alan aç. Evet. Birkaç nefes burada gözlerini kapat. Fark et ne kadar yoruldun. Ne hissediyorsun? Nefes al. Ağzından da verebilirsin. Ah da yapabilirsin. Bir sonraki nefeste kaldır bedenini yavaşça arkaya doğru gel. İyisiniz değil mi? Ben sizi yorgun hissettiğim için biraz ağır ağır yapıyorum. Tamam mı? İyi misin? Aylin iyi misin? Aylin iyi. Tamam. Elif de iyi. Katıldın. Tamam. Duyuyor musunuz?
Kulaklığım çünkü bir tanesini bitti. Şarjı bitti sanırım. Duyuyor musunuz beni? Tamam. Şimdi tekrar dört ayağa gel. Bu hamileliğin son haftasında da çok işe yarayacak bir hareket. Çünkü bunu da yapalım. Dört ayak üzerine gel matına. Nefes alırken yana doğru aç ayaklarını. Hatta biraz daha iyiysen öne doğru getir. Evet. Şimdi bak perlik taban kasları ne kadar açılıyor. İyice gelebiliyorsa yanına kadar gelsin elin. Ama göbeğin de izin vermiyor olabilir. Hani senin bunu yapman da zor oluyorsa o zaman yanda da kalabilir ayağın. Kendi bedenine göre bul. Göremiyorsanız yaklaşayım biraz. Şimdi dört ayak üzerindeyim. Açtım ayağımı yana doğru. Öne doğru yürütüyorum. Burada da durabilir. Ayağın burada da durabilir. Kendi bedenine göre fark et ne kadar açabiliyorsan. En iyisini yapmak zorunda değilsin. Şimdi nefes al. Alırken öne doğru aç perlik tabanı. Ne kadar açabiliyorsan. Eğer ellerin yere değmiyorsa mesela bir yastıkları da üst üste koyup böyle durabilirsin de. Eğer böyle bir bloğunuz da varsa oradan da yardım alabilirsin. Yastık da koyabilirsin. Nefes al, çok tutmayayım sizi burada. Öne nefes ver. Arkaya doğru it, hafif ellerinle de itebilirsin. Şu arka bacakların açılsın. Evet. Tekrar nefes al, öne aç perlik taban kaslarını iyice. Evet. Nefes verirken arkaya doğru gönder. Nefesleri unutma. Nefes al, öne doğru açıl. Nefes verirken arkaya. Herkes kendi ritminde yapabilir. Son iki yapalım. Nefes al, öne doğru açıl. Nefes ver arkaya doğru. Son. Evet. Arkaya gönder şimdi ayağını arkaya doğru. Yine dört ayak üzerindeyiz. Eğer bilekler yorulduysa yumruk yapmayı unutma. Gözlerini kapat. Sağ ayağınla, sağ bacağınla sol bacağın arasındaki farkı fark et. Kapat gözlerini. Sağ ayağında nasıl bir titreşim var? Sol ayağın nasıl? İki taraf arasındaki farkı gözlem. Aç gözlerini, bu sefer sol tarafa doğru aç ayağını yana doğru. Gönder öne doğru ayağını. Elinin yanına kadar gelebiliyorsa gelsin, gelemiyorsa önemli değil. Kendi bedenine göre ayarla. Şimdi nefes alırken yine aç öne doğru esne. Nefes verirken arkaya doğru açıl. Nefes al öne doğru esne. Nefes verirken arkaya doğru açıl. Al nefes. Açıl. İyice pelvik taban kasların açılsın. Nefes verirken arkada. Son iki yapalım yine. Bırakalım. Al nefes. Öne doğru açıl. Gel arkaya doğru. Bir tane daha yapıyoruz. Belki çıkmak istiyorsun pozun içinde. Daha önce bu hareketleri yapmadıysan zor geliyor olabilir. Bunu da fark et. Ve eğer bittiyse gönder arkaya doğru. Biraz ellerimiz de dinlensin. Yine mat genişliğinde aç dizlerini. Ayak parmak uçlarını birbirine değdir. Gönder arkaya çocuk duruşu için. İki tane hatta yumruk yap. Bunu da koy biraz dinle. Nefes al. Nefes ver. Gel dört ayağın üzerine yine. Elleriniz yorulduysa dinlensin diye yaptım. Gel dört ayağın üzerine. Bu sefer arka ayağını iyice arkaya doğru esnet görünmüyor. Değil mi? Şöyle yapalım.
Sağ ayağını takmasın, arkasına doğru uzatabildiğin kadar. Arka bacakların esnesin. Evet. Esnesin. Al nefes. İyice gel. Kal buradaki gerilmeyi iyice hisset. Eğer çok fazla gerilme orada his varsa onu da fark et. Gözlerini kapat. Al nefesini oraya doğru gönder. Ve bir sonraki nefesini al. Getir ayağını yanına. Diğer ayağı bu sefer uzat arkaya doğru. İyice esnesin arkaya. Al nefesini, gel öne doğru. Dört ayağa gel. Şimdi yavaşça geriye doğru yürü. Ellerinden destek al. Ayak parmak uçlarını takma ta. Kaldır bedenini yukarıya doğru. Gönder bedenini yukarı. Evet. Şimdi matın başına gel. Ben görünüyor muyum? Onu ayarlıyorum şu an. Heh. Gel matın başına. Bütün ayak parmaklarını yukarıya doğru kaldır matın başına geldikten sonra. Tek tek ayak parmaklarını yerleştir yere. İyice sabitlensin yere. Bak bakalım bedenin nasıl? Popon çok mu dışarıda? Sanki arkada bir duvar var. O duvara popon çok değiyor. Onu da poponu da içeri al. Omurganı da dik tut. Karşıda bir yerde odaklan. İki elin yanda olsun. Odaklan bir yere. Bakışların karşıda. Nefes al. Ver. Ve bir sonraki nefes alışında at büyük bir adım öne doğru böyle. Döndür bana vücudunu. Açabildiğin kadar aç. Ben bunu battaniyemin kenarı koyuyorum. Siz koymasanız da olur. Açabildiğin kadar aç. Sağ ayak baş parmağını yukarı sabitle, topuğunu yukarı kaldır. Topuğunu yavaş arkaya yerleştir. Aynı şekilde sol ayak baş parmağını da yukarı bastır iyice. Topuğunu kaldır, topuğunu da iyice yerleştir. Yani iki ayağın yere iyice sabitlesin. Aç ellerini yana doğru, iki yana doğru. Biri sağdan, biri soldan seni iyice çekiyor. Ama popona da dikkat et. Poponun arkasında bir duvar var. Çok çıktıysa öne getir. Al pelvik tilt yapabiliyorsan yap. Biri sağdan, biri sola iyice çekiyor. Hareketinizde ve görünüşte hiçbir şey yok gibi ama sağdan ve soldan seni birini çektiğini hayal edersen gerilmeyi de fark eder. Nefes al, ver. Şimdi bir sonraki nefes alışında topuğunu, sol topuğunu bastır mata. Parmak uçlarını matın kısa kenarına doğru çevir. Ayağını döndür. Tekrar gösteriyorum. Topuğunu bastır mata. Döndür parmak uçlarını matın kısa kenarına doğru. Bedenini de dönmek isteyecek. Döndürme, bana doğru kalsın bedeni. Evet. Şimdi nefes al. Verirken aşağı doğru bırak. Bakışlarını da sola doğru gönder. Sol parmak uçlarında baksın. Bir sonraki nefes alışında bu sefer indir bedenini. Koy elini dizine doğru. Evet. Sağ elini de yukarıya doğru uza. Yavaşça uzun. Nefes al. Ver. Eğer bir tık daha iyi hissediyorsan aç gövdeni, göğsünü iyice arkaya doğru gönder bedenini şöyle kalbinle yukarıya doğru bak. Böyleydik ya, bunu fark et. Yani eğer öne kapanmaların varsa fark et. Bozulanlar varsa beklesin, bir sonraki tekrar yaptırın. Nefes al, tekrar getir bedenini. Topla ayaklarını. Hop. Salla ellerini, kollarını, ellerini, kollarını salla. Aç yine ayaklarını, diğer tarafa yapacağım. Büyük bir bacak uzunluğu kadar aç.
Mata iyice ayaklarını sabitle. Sol ayağına, sağ ayağı parmak ucunu bastır. Topuğunu yerleştir iyice arkaya. Aynı şekilde sol parmak ucuna bas. Sol topuğunu koy, yerleştir. Aç ellerini iki yana doğru. Sağ topuğunu bastır. İyice mata doğru çevir. Ayak parmak uçları matın kısa kenarına doğru. Bedeninin dönmek isterse bana doğru dönsün. Nefes alırken indir aşağıya doğru. Bakışların sağ parmak ucunda. Uzan, kolların birbirine uzansın. Poponu yay dışarıya doğru ise çek içeriye doğru. Nefes al. Koy bu sefer elini dizinin üzerine. Sol tarafa doğru uzağa yukarıya doğru. Parmak uçlarından sanki biri seni çekiyor. Yandan da ayakları yere kökleniyor. Fark et. Nefes al, ver. Ve bir sonraki nefeste toplan. Gel yine. Son bir at yapacağım. Sizi yormayacağım daha fazla. Ayaklarını hafif aç. Çok fazla açmana gerek yok. Bu sefer parmak uçlarını 45 derece dışarıya doğru. Evet. Hatta biraz aşağıya bırak kendini. Ve bunu biraz pilatesvari yapalım. Nefes al. Yukarı uzat. Şimdi al nefesini. Kaldır iyice. Oh. Nefes ver aşağıya. Kaldır. Bir de bunu at. Nefes ekleyelim. Nefesini alıyorsun verirken. Dudaklarını iyice ağzından. Evet. Nefes al. Verirken. Tekrar. Nefes al verirken. Nefes al. Verirken. Şimdi yavaşça gel nötr pozisyona. Ayakların yine öyle kalsın. Yavaşça kendi bedenini aşağıya doğru bırak. Tut burada. İki elini de birleştir. Göstereyim. Heh. Parmakların da birbirine değdi. Evet. Başını öne eğ. Birkaç nefes burada kal. Doğumu yaklaşanlar için güzel bir ay. Nefes al, ver. Eğer zorsa ağzından da kullanabilirsin. Normalde yogada burundan nefes alınır. Ağzından da boşaltabilirsin. Yavaşça sağ elini öne, sol elini arkaya doğru getir. Otur. Evet. Uzat ayakları. Biraz dinle. Koy ellerini arkaya. Topla dizlerini. Biraz sağ, biraz sola. Biraz sağ, biraz sola. Allah. Şimdi biraz doğum nefesi, doğum anı nefesi, matına yavaşça otur. Rahat yine omurgan dik olsun. Yine poponun altına bir battaniye. Belki dik durman zorlanıyorsan, poponun tam altına şöyle bir battaniye koyabilirsin. Eğer bağdaş kurmak senin için zorsa, yanında durabilir ya da teyze pozunda da durabilirsin. Şimdi doğum anındaki nefesle doğuma hazırlık temelli dediğimiz için biraz ondan da bahsedeceğim. Şimdi doğum anında kasılmalarınız başladığında nefeslerinize odaklanmanız size daha iyi olabilir. Daha iyi hissedebilirsiniz. Diyelim ki kasılmalarınız şu anda oldu. Bu kasılmanın arttığı hız olsun. Ve bu da bittiği olsun. Beni de takip edin.
Burnundan nefes alıyorsun, ağzından veriyorsun. Normalde yogada burundan ama doğum anında ağızdan vermek daha iyi oluyor. Nefesini al mesela, doğum kısımların başladı. Nefesini ver. Derin ve uzun. Hızlı hızlı değil. Nefesini al. Ver. Bazen baş edemediğini hissettiğin noktada kendi içine bak, nasıl hissediyorum. O zaman nefesini belki hızlandırmak isteyebilirsin. Nefesini al. Nefes al. Nefes al. Nefes al şeklinde de verebilirsin. Kasılmalarının sürekli olmayacağı için, arada boşluklar olacağı için, o boşluklarda da su kağıtlar hareket ettikten sonra bir de bir nefes alıp dinlenme nefesi yapabilirsin orada kendine. Gözlerini kapat. Şimdi o nefesi yapalım biraz. Nefes al ve burnundan ver. Hem bebeğine hem kendine odaklan. İstersen bebeğini tutabilirsin böyle bir anda. İstersen kalbine ya da iki elin bebeğinde olabilir. Nefes al. Ver. Aynaya bu yapar gibi nefesini al. Verirken tekrar nefesini al. Kendin belki nefesine geri dönmek isteyebilirsin. Normal nefesine geri dön. Gözlerini kapat. Nefes al. Kalbine gönder nefesi. Ardından bebeğine gitsin. Nefesini verirken bebeğinden kalbine. Sonra nefesini. Yine nefes al, kalbine gönder. Kalbinden bebeğine gelsin. Birkaç nefes burada dur ve imgele. Fark et, bak, imajine et. Hayal ederek nefesinin soluk borusundan geçtiğini, kalbine geldiğini, kalbinden bebeğine geldiğini, oradan bebeğinden tekrar yukarı kalbinden, burnundan geri nefes. Normal nefesini geri dön. Gözlerin kapalıysa aç. Şimdi şavasana yapacağız. Yan yatarak yastığınızı alın. O yastığı ya yanına doğru. Yattığın yerin ayağı düz olsun. Bu üstteki ayağında Cenin gibi. Ama istersen buraya da yastık koyabilirsin. Mutlaka üstüne kazak giy. Battaniyeni ört. Su içme ihtiyacın varsa suyunu iç. Ört kendi üzerini, bedenini. Bekliyorum ben. Şavasana ceset pozu.
Daha önce yoga yapanlar bilir. Hamilelikte yan yatıyoruz sadece. Belki yattığında göbeğin düşüyor, o zaman rahatsızlık veriyor. Göbeğin altına bir battaniye de koyabilirsin. Sırtın belki zorlanıyor. Oraya da bir battaniye rulo yapabiliriz. En rahat halinle yat ya. Çünkü bir 10 dakika burada meditasyon yapıp uyuyacağız. Uyanık kalacağız diyorlar ama. Dinleneceğiz biraz. Sonra ben sizi tekrar kaldıracağım. Belki ilk defa 10 dakika hiçbir şey yapmadan öyle duracağız hayatımızda. Bir şey düşünmeden. En rahat halini bul. Üzerini örtebiliyorsan ört, çünkü uykuya daldığında biraz düşünebiliyor. Biraz hareket ettik çünkü. İyi gelebilir. Nefes al, nefes ver. Ben sizi uyandıracağım. Merak edip kalkıp bakıp ne oluyor acaba? Ses gitti demenize gerek yok. Çünkü belli bir yerden sonra susacağım. Sizin kendi kendinize baş başa bırakacağım. Sonra tekrar sizi tekrar bedene geri döndüreceğim. Tamam. Nefes al. Nefes ver. Nefesi burnundan girişini takip et. Böyle anlarda biraz düşünceler gelir. Çok normal. Düşüncelerini gelsin ve geçsin. Hiçbirine takılıp gitmene gerek yok. Derin nefes al. Ve her nefes alışında bedenin rahatlıyor. Burnundan al nefesi. Her nefes alışında bedenin rahatlığı, gözlerinin arkası yumuşasın. Dişlerin rahatlığı, en arkadaki dişlerin birbirinden ayrılsın. Dil kökü serbest kalsın. Dilin üst damaktan ayrılsın. Yine boyun kasları rahatlasın. Omzum, kollarım yumuşasın. Avuç içlerim, parmaklarım ağırlaşsın. Kalbim nefes aldım. Her an rahatım. Bebeğim yanımda huzurla uyusun. Kalçaları kasıkları rahatlasın. Bırak serbest kalsın terlik taban kasları.
Hani rahatlasın. Pelvik bölgen gevşesin. Bacakların, üst bacakları sanki ağırlaşıyor. Dizlerin, alt bacakların ağırlaşsın. Ayak tabanları, ayak parmakları yumuşasın.
Yavaşça bedenine geri dön. Ellerini, ayaklarını kıpırdat. Sanki yeni uyanıyormuşsun. Kollarını hareket ettir. Esne. Uyumak isteyen varsa devam edebilir. Hazır olduğunda gel matına. O elini kalbine. Teşekkür ederim. Dersime katıldığınız için. Ailen, Elif, Pırıl, Kafa Sol. Daha görmediğim Özlem, Vildan, Sema Nur, Seda Özler burada. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi doğumlar dilerim. Görüşmek üzere. Dinlenmek istiyorsunuz, devam edin. Görüşürüz. Görüşürüz. Kapatıyorum.